Merhabalar herkese. Bugünkü mini açılım konumuz onun kalbinde misin? Sizin için 3 tane obje hazırladım arkadaşlar. Birinci objemiz sarı parfüm şişemiz. İkinci objemiz Alaaddin'in sihirli lambası parfüm şişemiz. Üçüncü objemiz ise turuncu parfüm şişemiz. Açılıma geçmeden önce ben bir açıklama yapmak istiyorum. Bu açıklamamı alması gereken kişiler nasıl alıyorsa öyle alabilirler. Benim söylediğim videolarımı izleyen yorumcu arkadaşlara zaten. Bunu yapmayanları tenzih ederim. Hiç üzerinize bile alınmayın. Ama bugün geçmişe dönük YouTube'da, Twitter üzerinde, Instagram üzerinde stalk diyebileceğim bir araştırma yaptım. Ve benim oturup emek verdiğim, gerçekten üzerinde çalışıp didindiğim bir içeriği oluşturmak için bile nasıl yaratıcı bir çalışma yapabilirim diye kafa patlattığım şeyler üzerinden başlık aynısıyla alınmış, doğrudan video çekilmiş o konuyla alakalı. Doğrudan bir intihal yapılmış olduğunu gördüm. Ben bilgiyi yönetmenin, içerik üretmenin 5 yıl üniversitesini okudum. Ve masamın başına oturduğumda her şeye çok dikkat ediyorum. Çalıştığım kaynaklara ve onları defterime yazarken bile kaynakları kendi notlarımın arasına ekleyip o şekilde sunmaya bile çok dikkat ediyorum. Aynısının bana da yapılmasını isterim. Eğer benim içeriklerimi alacaksanız, kendiniz de deneyip video olarak çekecekseniz benden izin almanız gerekiyor. Çünkü ben şu anda o videolara telif atma hakkına sahibim. Kopya başlık diye doğrudan bunu yapma hakkına sahibim. Özellikle de mektup açılımlarında gördüm bunu. Yani kopyacılığım bu kadar olabilir. Başka hiçbir şey demiyorum. Emek hırsızlığı yapıyorsunuz. Sevdiğin kişiden mektup var. Aynı başlık. Yapamazsınız. Böyle bir hakka sahip değilsiniz. Benden izin almanız gerekiyor. Bu bir etik de kural aynı zamanda. YouTube'un kendi kuralı da. Ben geçen yılda bunun savaşını çok fazla verdim. Hatta bunu dile getirdiğimde çok fazla yanlış da anlaşıldım. Ben egomun peşinde değilim, ben emeğimin peşindeyim. Dediğim gibi masamın başına oturup yaratıcı bir içerik nasıl üretebilirim diye ben düşünürken, saatlerce emek verirken gelip de bunu bir anda, bir saniye, bir dakika içerisinde pat diye alamazsınız. Buna da izin vermem. Gereğini de yapacağım. Bu konuda kesinlikle müsamaha göstereceğimi düşünmüyorum artık. Birkaç kişiyi fark ettim. Bu videolar üzerinde bir takım araştırmalar daha yapacağım. Doğrudan telif hakkı gösterme olarak bu hakka da sahip olduğumu okudum. YouTube'un kurallarında bu bilgiye de sahibim. Bu konuda içimi dökmem gerekiyormuş. Videonun başında böyle bir şey yaptım. Alakası olmayan dinleyen arkadaşlar için de zamanınızı aldığım için kusura bakmayın. Şimdi geçebiliriz. Sarı parfüm şişesi. Kart düştü zaten. Onun kalbin demişsin. İlk düşen kartla beraber de aklıma birkaç yorum geldi. Onun kalbin demişsin. Şimdi burada aslında şöyle bir şey çıktı. İlişkisi devam edenler için değil, ilişkisi başlamamış veya bitmiş ilişkisi bitmiş kişiler için daha çok uyacaktır. İlişkisi başlamamış kişiler için öncelikli olarak yorumumu getireyim. Aşktan kalbine birisini almaktan, bilinçli şekilde bir fedakarlık yapmaktan, olgunlaşmaktan, yüzeysel bir temadan, daha derin bir temaya iniş yapmaktan korkan, bu konuda kendisine güvenmeyen bir kişiyle karşı karşıyasınız. Kalbini açma konusunu daha yeni yeni deneyimleyen, daha yeni yeni öğrenmeye çalışan birisi de olabilir bu insan. Ama geçmişteki sıkıntılarından dolayı, geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden kaynaklı ben bir daha kimseyi kalbime almayacağım, kimseyi bir daha hayatıma da almayacağım diyerek duygularla sürekli bir savaş halinde olan ben merkezci birisine de dönüşmüş olabilir. Bu kişide duygu eksikliği görmüyorum. Duygu konularıyla ilgili fazla temkinlilik, aşırıya kaçan bir temkinlilik hali gözlemliyorum. Şu ilk kartımız düştüğü için bunun enerjisini daha yoğun baz alıyorum. Bununla beraber aslında bu alanda
kalbini açmaya dair kendisinde bir güven hissetse ve bir fedakarlık yapma konusunda kendisini açsa biraz daha ılımlı bir enerjiye dönüşecek, dönecek gibi çıkıyor. Siz ondan daha olgun olabilirsiniz. Bu da biraz gözünü korkutmuşa benziyor. Beklentilerinizi hissettiği için gardını alma gibi, paranoya içerisinde olma gibi bir durumu da var. Kendi içine dönüp kendini anlayıp olayları, istekleri, neyi yaşadıklarını içselleştirdiğinde bunu çözebilecek olarak da geliyor. Biraz daha zaman ve sabır dedi. Bununla beraber bitmiş bir ilişki için dinliyorsanız, onun kalbinde misiniz kısmında sizi bitirmeye, tamamen ben merkezci olarak sizi mezara, duygularını mezara koymaya çalışmış. Ama bunu ne kadar başarabilmiş diye sorarsanız başaramamış, bir özlem, bir çaresizlik, bir yalnızlık duygusu içerisinde sizin kendisine yaşattığınız mutluluğu istiyor. Bir diğer taraftan da bu barışma konusu, duygularla yüzleşme konusu, duygular konusunda daha derine inip bir takım şeyleri açığa çıkarma konusu da onu korkutuyor. Ama ben şunu gördüm, hazır olduğunda kalbinde olacaksınız. İlk bahsettiğim durum için. Ayrılanlar için de evet hala kalbindesiniz. Biraz kendine güvenmekle ilgili problemleri var. Sizi unutmaya, duygularını kalbinin en derinliklerine gömmeye çalışmış. Kafasını başka şeylerle meşgul etmeye çalışmış olabilir. Hobileri neyse bunlara odaklanmış olabilir. Düşünmemek adına, duyguyu yaşamak, yaşamamak adına. Hatta şu da çıkıyor. Bu kadar yalnızlık, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları onu sosyal ortama, sosyal çevrelere ittirebilir. Ama ne kadar kalabalık içerisinde olursa olsun bu kalbindeki eksikliği kapatamıyor. Sizin kendisine yaşattığınız duyguları, sizinle beraberken olduğu şeyleri unutamıyor olarak da gelmiş. Evet, hala bu kişinin kalbindesiniz. Şimdi bu birinci parfüm şişemiz için yorum bu kadar. Alaaddin'in lambasına geçelim. Tekrar merhaba. En ilginç parfüm şişesi. Bunu seçtiyseniz eğer bakalım onun hala kalbinde misiniz veya onun kalbinde misiniz? Şu kart kötü değil. Şimdi anlatacağım. Tam tahmin ettiğim gibi çıktı. Şimdi burada doğrudan evet kalbindesiniz. Ama bu kişi duygularını bastıra 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 bir hali olmuş. Özlem olmasına rağmen inatçılık. Duygu yoğunluğu arzu olmasına rağmen kendi kendini baskılama, bastırmaya çalışma. Hayranlığını, tutkusunu, ilgisini tamamen bir kapalı kutu gibi içine saklamaya çalışma gibi bir durumu var. Sizi gördüğünde, sizinle ilgili olan durumları hatırladığında, size baktığında ihtiraslarına, tutkularına engel olamıyor ama olmaya çalışıyor. Onun kalbinde olduğunuzu görüyorum. Onun hayatı için neşe, mutluluk kaynağısınız. Sizin duyarlı, şefkatli, sevgi dolu, sevecen enerjinizi özlemiş. Sizin ona iyi geldiğinizi hissediyor. Kalbinde bir fırsat yakalama isteği ya da ikinci bir şans elde etme isteği çok yoğun olmasına karşın zihninde bir takım bahaneler üretmeye çalışıyor. Zihni onu karanlık yerlere çekmeye çalışıyor. Hayır, bu yolda çok fazla engel var. Hayır, yanlış bir karar olabilir. Hayal kırıklığına uğrayıp hayal kırıklığına uğratabilirsin diye kendi kendine koyduğu engeller ve blokajlar var. Bunlara takılıyor olarak gördüm. Daha çok duygularını içinde yaşayan, içinde yaşadıkça farkında olmadan duygularını büyüten bir kişi gördüm. Gözü görmese de, kulağı duymasa da bir şekilde o bağlantıyı hissettiği anda duygularda bir derinlik de yaşıyor. Ama ben bu kişide şey gördüm, bir egoizm, inatçılık, kötümserlik, kendi kendini durumunuzu yokuşa sürme tarzında bir durum gördüm. Ve yoğun bir özlem de var. Sizi rüyasında görüyor olabilir.
beni unutmasın diye bir temennisi olabilir. Bu kişinin kalbi bir buzdağı gibi olabilir arkadaşlar. Size gösterdiği, size söylediği, size yansıttığı çok az. Buzdağının alt kısmında, odağın arka kısmında veya o kadar yoğun ve o kadar detaylı şeyler var ki size çok yüzeysel davranıyor ya da yüzeysel bir tutum sergiliyor olabilir. Ve kendisini kasıtlı olarak mantık noktasında tuttuğunu da gördüm. O benim kalbimde olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Kalbimdeki kişiyle devam etsem veya bu duyguları açsam, ona ifade etsem, acaba neler yaşarım gibi her şeyi öngörmeye de çalışan bir enerjisi çıkmış. Kendi duygularıyla biraz uyumsuzluk halinde, biraz kendi enerjisini tüketiyor farkında olmadan. Ama evet, burada çok net bir mesaj geldi. Kalbindesiniz bu kişinin. Ancak kendi kendini baskıladığı, bastırdığı enerjiden kaynaklı değilmişsiniz gibi düşünebilirsiniz veya size böyle gösterebilir. Bu kişi zor, kapalı ve inatçı birisi. Ulaşmanız biraz mümkün olmayabilir ya da çok sabır gerektirebilir. Bilginiz olsun. Evet, şimdi geçiyorum turuncu parfüm bunu da geri plana alalım. Tekrar merhaba. Turuncu şişeyi seçmiş olan arkadaşlarım. Bakalım onun kalbinde misiniz? Burada ne kadar tezat, ne kadar karışık enerjiler var. Her şey çıkıyor burada. Mesela platonikler, yalnızlar, ayrılmış olanlar, ilişkisi devam ediyor olanlar. Şimdi onun kalbinde misiniz diye ilk baktığımda burada dış faktörlerin, üçüncü kişilerin, bu kişinin dengesini, aklını çok bozduğunu görüyorum. Bir kafa karışıklığı, bir ikilem yaşıyor. Kalbimde mi değil mi, bazen kalbimde bazen değil diye bir dengesi şaşıyor olabilir. Bazen duyguyu hissederken bazen farklı kişileri gördüğü için kendi iç dünyasında bir çatışma yaşıyor olabilir. Veya kendi duygularını, kendi kalbini onun etrafında belki dikkat dağıtıcı farklı kişiler, belki arkadaşları, belki ailesi engelliyor olabilir olarak görüyorum. Burada manevi olarak güçsüz bir duygunun ağırlığını kaldırmaya hazır olmayan bir kişi görüyorum. Kendince bir karar almaya, bir çözüm yolu, çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Ama onun iyimser olmasını engelleyen şeyler var. Kendi iç dünyasında zaten duygu mantık çatışması da yaşıyor. Bununla beraber kendi hayatında daha farklı problemler, sıkıntılar ile uğraştığını görüyorum. Henüz sizinle alakalı bir karar almamış bir kişi ise bu, doğru karar almaya, mantıklı olanı yapmaya çalışıyor. İyimserliğini korumaya çalışıyor ve yanlış anlaşılma kaygısı, korkusu güttüğünü gördüm. Bu kişi duygusal anlamda hayatına, hayat düzenine, kalbine yeni bir biçim, yeni bir model uygulamaya, uyarlamaya çalışırken bir düşünceden farklı bir düşünceye atlayabilir. Bir kafa karışıklığı, dengesizlik yaşayabilir ama bir değişim evresi görüyorum. Yeni ilişkisi bitmiş olan arkadaşlar içinse bu kişinin kalbindesiniz ama amalar var. Bir defa onun aklını karıştıran çok fazla kişi var, ilişkiye dahil olmuş. İşte bir yerlerde sizin sevginizi tutuyor, koruyor. Ama bunu yaparken de pek çok şeyi aynı anda idare etmek zorunda kalabilir. Yani bu yumurtanın içindeki anahtar sizsiniz. Bu onun kalbi ise bu anahtar sizin sevginiz. Ama bunu korumak uğruna, bunu kalbinde tutmak uğruna pek çok şeyi aynı anda idare etmek durumunda kalabilir. Eş zamanlı olarak başka dertlerle, sorunlarla kafasını yorup zamanını harcıyor olabilir. Kalbine çok odaklanmakta problem yaşayan bir kişi gördüm. Ve bunun nedeni sadece kendisi değil. Belki yaşadığınız tartışmada kavga bundan kaynaklı. Bir yıkım, bir mutsuzluk içerisinde güç toplamaya çalışıyor. Belki hanesinde, etrafında,
Çevresindeki farklı kişiler onun duygu durumunu etkiliyor. Ben bu kişinin duygu durumlarında da bir değişiklik gördüm. Bir bozukluk var. Kartlar da tutarsız gelmiş. Kimi zaman mutlu hissediyor. Bir başarı bulabilmek, başarıyı yakalayabilmek için çözümcül ve ben bunu kıvırırım, bu işi hallederim gibi bir yaklaşım sergiliyor. Kimi zaman da çok karamsar, umutsuz, güçsüz hissettiğini görüyorum. Size gelmesi, size adım atması şu anda çok mümkün olmayabilir. Ama şöyle geldi. Sen benim evimsin, yuvamsın gibi bir tema geldi. Sadece hayatı etrafı çok karışık. Sizi aklına getirdiğinde iyimser, neşeli oluyor, mutlu olmaya çalışıyor. Ama farklı bir figürden, farklı etkenlerden dolayı duygularına odaklanmakta sıkıntı çekiyor. Hatta bir kısmınız için de şöyle bir şey çıktı. Onun kalbinde misiniz? Burada yasak aşk, gizli ilişki durumları varsa çok derinlerde, gizli bir yerlerde. Sizinle beraber farklı bir kişi de olabilir burada. Aynı anda iki kişiyi idare etme gibi bir durumda olabilir. Ama bu hepiniz için geçerli olmayacak arkadaşlar. Şimdi tarot yorumlarında herkesin bir bilinçaltı gerçeği var. Farkında olduğu bir durum var. Ona göre izliyorsunuz zaten. Az çok hissedersiniz, az çok bilirsiniz. Her şeye uyumlanmaya çalışmayın lütfen. Burada çok karışık bir şey gördüğüm için yorum üretmeye çalışıyorum. Bu kişinin kalbinde şöyle de bir şey çıkmış. Eğer bir iletişimi sonlandıran, bir ilişkiyi kavgayla bitiren taraf sizseniz veya aranızdaki bir takım duygusal konularda kopuşlar olduysa, sanki sizin tarafınızdan bir darbe gelmiş, onu yere sermiş de kendisi evinden, bir duygu durumundan mahrum kalmış ve şu anda sizi özlese bile elinden gelecek bir şey yok gibi de çıkmış. Çünkü çok güçsüz geldi. Burada kalbinde misiniz kısmında %50 %50 veriyorum arkadaşlar. Evet, turuncu parfüm şişesi içinde yorum bu şekildeydi. Uyan uymayan kısımları yorumlara bırakabilirsiniz. Ben iletişim adresini videonun yorumlar kısmında sabitleyeceğim, bırakacağım dakikalarla beraber. Ama mesaj attığınızda hemen dönüt yapamayabiliyorum. Bilginiz olsun, çünkü çok yoğunum, yetişemiyorum. Burada kişisel açılımlar için biraz sabretmeniz gerekebilir. Hepinize iyi akşamlar dilerim.